Ey ev kadınları, ey ev erkekleri, ey ev insanları. Temizlik yapmaktan bıktın mı diyorsunuz? Mop yapmaktan, etrafı süpürmekten yıldın mı diyorsunuz? Evime misafir gelecek. Lan pislik kalmış, toz kalmış kenarda. Bundan mahcup mu oluyorsunuz, utanıyor musunuz? Alın size temizlik robotu. Merhabalar. Laktozsuz teknolojinin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Peki bu haftanın konusu ne? Robot süpürge almaya değer mi? Çok beklediniz, çok istediniz ve geldi. Çok da işe yarar bir video. Hızlıca başlayalım. Evet, hemen şimdi yerden robot süpürgemi alayım. Bakın, bu kadar bir şey. Kullanılmış, içinden kullanılmışlık akıyor robot süpürgenin. Önce nasıl çalıştığını anlatacağım. 1. 2. Neler yapabiliyorum onları anlatacağım. 3. Videonun sonunda almaya değer mi? İşinize yarar mı? Alsam hayatımı kolaylaştırır mı? Ondan bahsedeceğiz. Videonun sonunda hep beraber analiz edeceğiz ve alalım mı almayalım mı kararını vereceğiz. Şimdi bir kere şurasında, yani burada bakın yaşanmışlık görüyorsunuz değil mi? Şurasında ve şurasında iki tane şarj istasyonu var. Gidiyor, temizlik bittikten sonra gidiyor. Kendi şarjının kendisi oluyor. Onun dışında yapısından bahsedelim. İşte şuradaki fırçaları çıkıyor. Bunlar tekerleri sağa sola şu yönünü belli ediyor. Şu kenarları almak için fırçası. İçinden de şöyle açıyorsunuz. Şöyle bir kısım çıkıyor. Bunu temizliyorsunuz, atıyorsunuz biriken şeyi. Geri koyuyorsunuz. Bu kadar. Benimki moplu versiyon olduğu için şöyle de bir mop aparatı var. Ondan da bahsedeyim. Şunu kenara koyayım. Şu kısmı açıyorsunuz. Şu kısmı şuradan şöyle açıyorsunuz. Ay pardon. Yo doğru orasıydı. Niye açılmadı? Hah. Şu kısmı şu şekilde açıyorsunuz. Buradan yüzey temizleyici koyuyorsunuz buraya. Döküyorsunuz yüzey temizleyici. Bakın yeşil. Mark mı? Bir şey dökmüştüm ben içine. Yüzey temizleyici koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bunu da cihazın, şöyle gösteriyorum hemen. Bakın cihaz şu. Cihazın şu şekilde şöyle altına takıyorsunuz. Birisi aradı da. Bakayım kaydoluyor mu? Cihazımız şu, mop şu. Şu şekilde bakın eğer moplayacaksanız şöyle tekerle yapıyorum bakın. Hop takıyorsunuz. Bu şekilde hem süpürüyor hem mopluyor. Temizle, temizle yavrum, temizle. Şu an yani bu cihaz almanın bir manası olmadı çünkü ben de onu izliyorum o temizlik yaparken. Aslında hani mantık şu değil mi? Ben başka bir işle uğraşacağım, o temizlik yapacak ve zamandan tasarruf edeceğim. Öyle olmuyor işte. İnşaat izlemek gibi bir şey. İşlem bittikten sonra şuradaki tuşa ve diğer tuşa basıp çıkarıyorum. Temizlemede şu kısmını, şöyle bakın cırt cırtı bu. Açtım. Şöyle götürdüm, yıkadım. Geri getirdim, kapattım, oraya koydum. Şimdi bu cihaz benim ne kadar işime yarıyor ya da bu cihaz neler yapabiliyor ondan bahsedeyim. 1. Öncelikle evinizi cihaza göre dizayn etmeniz gerekiyor. Bunun da sebebi şu. Kablolara takılıyor. Halılara falan çıkıyor. Genel olarak bahsediyorum. Cihaz fiyat aralığından bahsedeyim. Cihaz 2000 liradan başlıyor bunun modelleri. 10.000 ile 2.000 ile 10.000 arasında modelleri var. Fiyat aralığı geniş. O hangisini siz tercih ediyorsanız ona göre. Evi ona göre dizayn etmeniz gerekiyor demiştim. Kablolara takılıyor. Halıların üstüne çıkıyor, sıkıntı yok ama kablo olmaması lazım. O yüzden yerdeki bütün kabloları ayarlıyorsunuz. Hiç yerde kablo olmayacak gibi. Ya da böyle çok hafif bir lambanız varsa çarpıp devirebilir lambayı. Ampul patlayabilir. Nereden mi biliyorum? Tecrübeyle sabit. gibi evinizi dizayn etmeniz gerekiyor. Bu cihaza göre, şöyle tutayım ya, bu cihaza göre evinizi dizayn etmeniz gerekiyor. İşte ardından temizliğe başlatabiliyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum, işte salı ve perşembe günleri öğlen 12'de ben evde yokken temizliğe başla gibi planlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Planladığınızda öğlen 12'de siz evde yokken kendi elinden çıkıyor arızasından evi. İlk önce bütün her yerini temizliyor, sonra bir tur daha dönüyor şununla bütün köşelerdeki pislikleri alıyor. Bu ikinci özelliği.
bu hepsinde olduğu için hani marka falan fark etmez. Bakarsınız yani fiyat aralığına göre marka seçebilirsiniz. Hepsinde var bu özellik. Üçüncüsü evinizi haritalandırıyor ve diyorsunuz ki banyoya girme diyebiliyorsunuz. Benim mesela hep klozetin altına tıklıyor, klozetin olduğu yere girme. Şuraya, şu odaya girme gibi engeller koyabiliyorsunuz ve planlanmış temizlik esnasında başlıyor temizliğe. Engellenmiş alan geldiğinde oraya girmiyor. Bir bu var. Onun dışında mesela tam mutfağa bir şey döküldü. Hemen uygulamasını açıyorum. Sadece şu an planlamış bekliyorum. Şu an git mutfağı temizle diyorum. Yerinden çıkıyor. Sadece mutfağa gidiyor. Mutfağı temizliyor. Sonra geri geliyor. Yerine giriyor. Böyle özellikler var. Onun dışında dediğim gibi ben salı ve perşembe temizletiyorum. Cumartesileri ya da pazarları da evdeki bütün halıları kaldırıyorum. Bütün masaları falan kaldırıp koltukların üstüne koyuyorum. Sonra takıyorum şu mopu. İçine mark doldurup mopu takıyorum. Ve hem süpürüp hem moplatıyorum. Ev mister gibi kokuyor. Bakalım başka saymadığım özelliği var mı? Not almıştım. Evet söyledik. Ha, ses modları var. Çok güçlü temizlesin diyorsanız ses çıkarıyor. Ama gece temizlesin diyor, hafif temizlesin diyorsanız sessiz yapıyorsunuz. Daha az güçlü. Daha yavaş yavaş ama sessizce temizliyor. Ses olayları var. Köşeler, mopları söyledik. Şimdi geldik almaya değer mi kısmına? Tepe tepe kullanım. Almaya değer mi? Bence değer. Benim çok işim arıyor. Ben bu cihazı aldıktan sonra hiç mop yapmadım. Hiç süpürmedim evi. 2+1 bir evim var ve inanılmaz yetiyor bana. Diyeceksiniz ki koltukların altı nasıl oluyor bilmem ne. Bir gün geldiğinde de koltukları çeviriyorum, ittiriyorum altını. Tekrardan temizliğe başlatıyorum. Altında temizliyor. Şöyle bir de şey oldu mesela bende. Bir şey damladı. Yağ, mopla hemen o yağın üstünden geçtiğinde onu da alabiliyor. Ya da bir şey sıkıyorsunuz o yağın üzerine. Yağ yumuşuyor. Tekrardan moplu yüz olarak üstünden geçtiği zaman pırıl pırıl tertemiz yapıyor. Çok çok geniş. Tabii dubleks falan evi olanlara işine yarar mı bilmiyorum. Benim evim 2+1. Yalnız yaşayan birisiyim. İşimi mükemmel görüyor. Küçük bir aileyseniz alabilirsiniz. Eviniz küçükse alabilirsiniz. İnanılmaz temizliyor. Çok güzel temizliyor. Ben arkadaşlarımdan çok iyi geri dönüş alıyorum. Ben görenler de cihazdan aldılar. Şimdi hangisini almak gerekir? Onun örneğini vereyim size. Çok versiyonlar var. Bence 10 bin lira da almaya gerek yok. Böyle bir modelin yani alırsanız iyi olur. Bir de moplu alırsanız eğer dediğim gibi mop yapmak, vileda yapmak dan da kurtulmuş olursunuz. Hani moplu şöyle söyleyeyim size her markanın mop giriş seviyesindeki moplu modeli işinizi görecektir. Böyle söylüyorum size. Yani bu şekilde önerim bu. Hayatınızı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Yani temizlik kafanızdan çıkıyor artık. Şöyle güzel bir yanı oluyor. Planladınız ya hani temizliği öğlen. Akşam işten eve geliyorsunuz ya da okuldan geldiğinizde. Şimdi bir yerden eve geliyorsunuz. Bir gidiyorsunuz. Pırıl pırıl ev. Çok belli oluyor yani temizlediği. Çünkü köşelere kadar alıyor. Ve çok memnunum. İnanılmaz memnunum. Mop kısmı da çok güzel. Ben içindeki mopla benim evim bir defa yapıyor. Suyun içindeki yüze temizlesin yarısı gidiyor. Bir defa daha yaptırıyorum ben. Çiçekler gibi kokuyor ev. Onun dışında da söyleyecek ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Almaya değer. Ben bu ürünü geçtiğimiz Kasım ayında biliyorsunuz Black Friday ya da Türkiye'deki ismi neydi? Kara Cuma değil de. Kara Cuma demediler onu değiştirdiler. Hatırlamıyorum. Kasım ayında böyle bir indirim olmuştu. Güzel bir indirim. O zaman almıştım. Çok da mutluyum. İyi ki de almışım. Yani kendinize ve evinize yapacağınız güzel yatırımlardan birisi diyebilirim. Meblağı da çok çok yüksek meblağlar almaya gerek yok. Ben bunun çok iyi modelleri, çok böyle pahalı versiyonları var. Bir farkı yok öyle söyleyeyim. Yani çok bir farkı yok. Hiç gerek de yok. Dediğim gibi marka önemli değil. X bir markanın moplu versiyonunun giriş seviyesi. Bunu almanız yeterli olacaktır. Yine laktozsuz geldi. Yine size bir life trick verdi. Hayat hilesi verdi. Yine güzel bir hayatınızı şenlendirdi. Hüsnü şenlendirici misali. Hayatınıza teknoloji kattı laktozsuz. Başka ne yaptım lan? Başka da bir şey yapmadım. Bence gidin alın kullanın. Mutlu olacaksınız. Sonra da teşekkürler laktozsuz. Aldım evim pırıl pırıl. Teşekkürler ev erkekleri, ev kadınları. Yorumlara yüklenin. Bana teşekkür edebilirsiniz. Başka çekmemi istediğiniz, başka hakkında konuşmamı istediğiniz bir ürün varsa da yorumlarda yine belirtirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarımı da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Bakıyorum ses kaydoluyor mu? Oluyor. O zaman laktozsuzumuzun yeni jingle ile çıkışımızı yapalım. Büyük şef yolla geliyor. Gelsin. Laktozsuzu görünce hiç likelamadan geçmeyelim videoları atla.
saklamadan paylaşarak izleyelim. Herkese bir çare bulur, laktosuza söyleyelim. Kendine has bir tarzı var, 24 saat izle. Her derdine derman, laktosuz Gökhan abine like. Her hafta yeni videolar var, eğlence ya da incele bak. Biraz teknoloji, biraz sinema, seviyesizsiniz biraz da hoca. Komik hikayeler de var bolca, bir derdin mi var gelsin. Hadi yolla, gözünü kapat, bırak kendini, sınırları zorla. Bu bir hayal alemi, dışarıda çok var hastalık, pandemi. Bas tüm tuşlara, aramıza gel hadi. Gökhan abi, nasıl yapacağız bu işleri? Sen bize deyive halledelim, fark edelim. Çok içtik, ağır gidelim, bu iyi gelmedi. Laktozsuz bulup içelim. Laktozsuz büyük şef, dinle, izle.